Selam arkadaşlar, Secili'sine hoş geldiniz. Ben Erkan. Whispers of the Old Gods kart incelemelerine devam ediyoruz. Bu sefer 6. ve son bölümümüz olacak. Kalan neutral kartların tamamını inceleyeceğiz. Sanırım 27 tane kart olması lazım. Hemen ilk önce e, birinci 1. karttan başlayalım. En iyi neutral Legendary'lardan bir tanesi arkadaşlar. Twin Emperor Vector denen bir kart. Bu kartın özelliği şu. Yine kutun kartlarından bir tanesi bu arada. Kartın özelliği şu kutununuz eğer 10 atak ve 10 üzerine çıkartabilmişseniz bundan bir kopyası daha otomatikman yerde oluyor. Tauntu olan bir kart olduğu için de mükemmel bir kart. Kutun deckleri yapanların hemen hemen hepsinde bu kartı göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok etkili bir kart. Düşünsenize atıyorsunuz ki yani kutunu 10 10 atağın ötesine çıkarmak çok zor bir şey değil. Hatta aş bayağı kolay bir şey. 7 manaya geldiğinizde 7 manadayken de atabilirsiniz. Daha geç de atsanız sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 7 manaya attığınız 2 tane 4'e 6'lık taunt'ınız var yerde. Bence mükemmel bir kart. Bunu mutlaka bol bol göreceğiz bundan sonra. İkinci neutral legendary kartımız Net Pagal'ın bir versiyonu. Net the Dark Fisher. Şimdi bunun olayı Net Pagal'la hemen hemen aynı. Net Pagal ne yapıyordu? Size e tur e, turunuzun başlangıcında size bir kart çektirme ihtimali vardı %50 ihtimal olarak. Bunun da işi tam tersi o. Karşı tarafın turu başlarken karşı tarafa kart çektirme ihtimali var %50 oranında. Şimdi 2 manaya 2'ye 4 gayet de güzel statları var yani çok kötü değil. Özellikle de 2 mana için yani gayet iyi bir stat. 2'ye 4. E, ama bunun özelliğini sadece ve sadece Fatik deklerinde, mill deklerinde kullanabileceksiniz. Fatik ve mill dekleri nedir? Karşı tarafa bol bol kart çektirerek, karşı tarafın kartlarının yakılmasına, yok olmasına sebep olarak oyunun en sonunda kartların bitmesiyle kazanmanızı sağlayacak olan dek deck çeşitleri. Ama ona rağmen bu %50 ihtimalle olduğu için yani ne kadar yoğun bir şekilde kullanılır bilmiyorum. Sadece mill dekleri için biçilmiş kaftan gibi duruyor. Onun haricinde hiçbir yerde bence kullanım görmeyecek bir karttır diye düşünüyorum. Yine kutun kartlarından bir tane daha var arkadaşlar karşımızda. Crazed Worshipper denen bir kart. Bunun özelliği de şu Taunt'u var. 3'e 6'lık bir Taunt. Statlara baktığınız zaman 5 manayı 3'e 6 idare eder. Yani Taunt'u var çünkü en azından. Evet, bu versiyonda bir taunt yani 3-6'lık taunt daha önceki kartlarımızda Dragon kartlarında vardı Twilight Guardian diye bir kart o da 3-6'lık taunt ama 4 manaydı onun da Dragon sinerjisi vardı. Şimdi bu bir kutun kartı taunt olmasının şöyle bir avantajı var bunu mutlaka yok etmek zorundalar attığınız zaman yok etmeye çalışırlarken de sizin kutununuzu bufflamış oluyorlar o esnada çünkü her aldığı hasarda kutunu artı bir artı bir buffluyor. Bu çok önemli bir özellik. Kutun dekleri mutlaka bunu kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Bir mana pahalıymış gibi olsa da ekstra özellikleri bence bunu karşılayacaktır diye düşünüyorum. Enteresan bir Battlecry kartı arkadaşlar. 5 manaya 3-6 yine. Ama bu sefer ne yapıyor bu kart? Herhangi bir dost kartınızın atak ve canını yer değiştiriyor. Bunu değişik şekillerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Yani çok düz bir kart değil. at etkisine al oldu bitti falan değil. Bu baya bir ince ayar falan gerektiren kartlardan. Mesela ufak bir taunt attınız diyelim. Yani normalde birebirlik birlik, ikiye ikilik taunt attınız diyelim. Ama sizin daha yüksek taunta ihtiyacınız var ama elinizde bu var. Bunu hemen atarsanız onun da statları yer değiştiriyor. Otomatikman 3'e 6'lık bir tamtunuz olmuş oluyor. Buna göre bunun gibi böyle değişik değişik şeyler tasarlanabilir. Bunu da zaman içerisinde zaten kendimiz böyle uyduracağız veya da yapanları göreceğiz. Biz de ona göre değişik şekillerde uygulayacağız. Yine güzel kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Bir yine epic kart. 4 manaya 3'e 3'lük bir kart esasında. Ama özelliği şu, karşı tarafta ne kadar minion varsa siz bunu attığınız anda o kadar can topluyor. Mesela karşı tarafın o anda 3 minyonu varsa siz bunu attığınızda 3'e 6'lık taunt'unuz var demektir. 4 mana'ya 3'e 6'lık taunt yaptınız. Yani demin bahsettiğim kartlardan neredeyse daha iyi bile sayılabilir 4 mana olduğu için daha ucuz çünkü. Ee, bu epik bir kart tabi e, arenada çok fazla görmeyebiliriz hatta muhtemelen çok nadiren göreceğiz ama yine de güzel bir kart çıkarsa muhtemelen almak en doğru karar olacaktır. Yine kutun kartlarından bir tanesi arkadaşlar bu seferki bir rare kart bunu muhtemelen yine kutun kartlarının deklerinin çoğunda göreceğiz arkadaşlar. Olayı şu kutuna artı 2 artı 2 basıyor nerede olursa olsun eğer ki ölüyse diyor ölmüşse kutun kartınız o zaman dekinize geri gönder diyor. Düşünebiliyor musunuz? Manyak bir özellik bu bence. Hani ne kadar çok kullanılır bilmiyorum. Mesela kutun kartında kutunu oynadığınız zaman zaten muhtemelen oyunu bitiriyorsunuz demektir. Eğer kutunu oynadığınız halde oyunu bitiremediniz, kutunu da attıktan sonra öldü diyelim. Ondan sonra bunu kullanmak mantıklı olabilir. Ne bileyim 8 manaya da 7'ye 9'luk statlar gayet düzgün statlar. İş, gayet iş gören statlar. Taunt falan yok ama yine de kullanılabilir diye düşünüyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Mesela e, diyelim ki oynadığınız kutun bir şekilde yok oldu. Daha atamadan yok oldu. Mesela karşınızda Mildeki kullanan, Fatik'deki kullanan bir birileri var. Sizin kartlarınızı yaktı, gitti diyelim. Elinizde bu varsa kutunu geri getirebiliyorsunuz. Üstelik de ölmüşkenki statlarıyla birlikte geldiği söyleniyor. Eğer doğruysa bu bence mükemmel. Bir Murloc kartımız var arkadaşlar. Yine rare kartlardan bir tanesi. 6 manaya 2'ye 3'lük. Yani statları çok kötü ama özelliği şu. Murloc olmayanlara 2 vuruyor genel olarak bir yerde ne kadar mörlak olmayan kart varsa hepsine 2 vuruyor. Bunu tamamen mörlaklardan oluşan dek yaptığınız zaman ya da en azından çoğunluğu mörlaklardan oluşan dek yaptığınız zaman bunu kullanmak mümkün olabilir. Bu daha önceki siyırım tersine çalışıyor. Daha önceki sihir biliyorsunuz mörlaklara artı 2 can basıyordu. Artı 2 Can veriyordu yani heal Değil de ekstra can veriyordu e, Buysa tam tersine çalışıyor Murloc olmayanlara vuruyor ama Altı mana da çok pahalı gibi geliyor bana Yani bunu nasıl e, Değerlendirebiliriz bilmiyorum Bunu denemeden zaten anlamak Zor olacak 6 mana biraz pahalı gibi Ama alan saldırısı Açısından faydalı olabilir Alan saldırısı imkanı çok sık Rastlanan bir şey değil her zaman bulamıyorsunuz e, o sebepten dolayı bir Murloc deckinde iyi gidebilir alan saldırısı yapmak için. Ama şöyle bir riski var. Eğer karşı tarafta da Murloc deck'i kullanan birileri varsa o zaman sizin bu kartınız hiçbir alta yaramayacak. Bomboş 6 manaya 2 üçlük bir kart olarak kalmış olacak. Çok sık rastlayacağımızı zannetmediğim bir kart diye düşünüyorum. Bu defa bir Dragon kartımız var arkadaşlar. Midnight Drake. Bu seferkinin özelliği şu. Aynı Twilight Drake gibi bir sisteme sahip Twilight Drake 4'e birken bu 1'e 4. Twilight Drake can toplarken bu da atak topluyor. Yani hemen hemen aynı şekillerde e, iş görecek ama Twilight Drake'ten daha kötü bu. Çünkü e, şu açıdan daha kötü. Şimdi Twilight Drake 4'e atıyorum 8'lik, 4'e 9'luk bir kart olabiliyorken bunun atağının çok yüksek olması çok etkili olmasını sağlamayacak. Çünkü yüksek ataklı ama canı 4 olan bir kartı yere atmış olacaksınız. Yerde fazla kalma ihtimali düşük. O dört can bunu kurtaramayacak. Bu büyük ihtimalle ölmüş olacak. Ertesi tura siz faydalanamayacaksınız. Öbürünü siz tauntluyordunuz Yani amacına yönelik daha farklı kullanımlar çıkartabiliyoruz. Bunu farklı bir şekilde kullanmak mümkün olursa eğer mesela 4 mana olduğu için ucuz atıyorsunuz. Mesela 8'de 4'lük bir kart oldu. Sonra çat diye buna charge verip anında da vurabilirseniz o zaman bu kart mükemmel olur. Ama onun haricinde bu kartın yerde sağ kalması bir tur boyunca biraz zor gibi görünüyor. Bir rare kartımız daha var arkadaşlar. Bu seferki bir pirate yani korsan kartı. Blackwater Pirate dediği 2 2 atak ve 5 canı var. 4 manalık bir kart. Statları 4 manaya göre biraz düşük gibi ama özelliği şu silahlarımızı 2 mana daha ucuz hale getiriyor. Silahları bol olan ve Pirate'deki yapma potansiyeli olan hero'larda kullanılması daha rahat olabilecekmiş gibi geliyor bana. Statları düşük olduğu için çok sık rastlanabilecek bir kart değil gibi geliyor bana. Çok rahat kullanılabilecek bir kart değil. Ama 2 mana e, ucuzlatılan silahları bununla birlikte kullanma şansınız varsa... E, kendi değerini bir şekilde e, toparlayacaktır diye düşünüyorum. Eğer ki bir Pirate deck yapmışsanız... O zaman Pirate sinerjisini rahatlıkla kullanılabileceğiniz anlamına gelecek. Ve bunun düşük statlarını telafi edecek bir şeyler olur eğer o sinerji gerçekleşirse. Onun haricinde çok çok böyle aman aman bir kart değil. İdare, idare eder gibi görünüyor. Özellikle bol silahınız olan bir deck kullanıyorsanız bu faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ama sadece bir tek silah da işe yarar. Çünkü bunu attıktan sonra silahı ucuza aldınız diyelim. Bir dahaki silahı almanıza kadar bu zaten ölmüş olacak. O yüzden iki tane kart kullansanız bile siz ikiden fazla silahı ucuz atamayacaksınız diye düşünüyorum. Yani ortalama bir kart. Yine çok güzel kutun kartlarından bir tanesi daha. Hep kutun kartlarının nedense hep güzel oluyor. 3 manaya 2'ye birlik basit bir kart gibi duruyor ama Battle Cry var 2 vuruyor. Aynı zamanda da kutununuza artı 2 artı 2 basıyor. Nerede olursa olsun her zamanki gibi. Ee, şimdi 2 iki manaya 2'ye 3 manaya 2'ye birlik olup karşı tarafa bir şekilde 2 vuran neredeyse kart yok gibi bir şey. Çarjlı bir kartla karşılaştırabilirsiniz. Mesela Argent Horse Rider vardı hatırlarsanız. İkiye birlik bir kart Divine Shield olduğu için çarjla vursanız bile Divine Shield'ı onu koruyacaktır. Yani geriye ikiye birlik bir kart kalacak. E, i̇ki de vurmuş oluyorsunuz. Bu da yine iki vuruyor. İkiye birlik bir kart. Yine ikisi de 3 mana. Ama bu kutun deklerindeyken muhteşem olur. Kutun deklerinin dışında da bu kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, Argent Horse Rider'ın aynı seviyesinde neredeyse. Yani Divine Shield'ı eğer onun sağlam kalırsa Argent Horsider daha iyi olabilir. Divan Shield'ı eğer yok oluyorsa ilk vuruştan itibaren tamamen aynı değerde. Kutun deklerinde ise bu muhteşem bir kart. Bir tane rare kart daha var arkadaşlar. Slidit Swarmer denen bir şey. Ee, sadece heron'u saldırdıysa bu kartta yerde saldırabilir özelliği taşıyor. Yani diğer bir deyişle arkadaşlar. E, Hiron'u saldırmamışsa bu yerde saldıramaz şekilde duruyor. 3 mana'ya 3'e 5'lik bir, bir kart. Aslında statları gayet güzel. Ama eğer ki Hiron'u saldıramıyorsa bundan çok fazla yararlanamıyorsunuz. Rogue decklerinde, Paladin veya Warrior decklerinde bu kart güzel gider. Çünkü bol bol silahınız var. Hatta Druid decklerinde de gayet güzel gider. Druid her tur isterse saldırabilir kendi hero powerıyla. O sebepten dolayı bunları o hero'larla birlikte bazı decklerde görebiliriz ama çok yoğun olarak çıkacağını zannetmiyorum. Faceless Behemoth diye bir kart var arkadaşlar. 10 manaya 10 10'luk tamamen düz bir kart. Ee, çok fazla söylenecek bir şey yok bu kart hakkında. Yani 10 manaya 10 10. Bu kadar basit. Eldrik Horror denen bir kartımız var arkadaşlar. Bu da demin bahsettiğim 10 manaya 10'a 10'una benzer bir kart. 8 manaya 6'ya 10'luk bir kart arkadaşlar. Yine bu daha sonradan tauntlamak için kullanılabilecek türden bir karta benziyor. Ama yani çok bir özelliği yok gördüğünüz gibi. Yazısı falan da yok. 8 manaya 6'ya 10 ne bileyim 10 manaya 10'dan çok daha farklı değil. Yani düz bir kart. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Çok az görürüz. Arenalarda belki daha fazla çıkacaktır. Şimdi çok güzel bir kartımız daha var arkadaşlar. Creeper serisinden bir kart. Bok Creeper. <laughs> Bok. d o g arkadaşlar. Yanlış anlamayın. 7 e, manaya 6'ya 8'lik bir Taunt. Daha önceki versiyonunu hatırlarsanız diğer bir Creeper'ımız daha vardı. Taunt hatırlarsanız arkadaşlar. Ondan çok daha güzel bir kart aslında bu. Biraz geç geliyor doğru ama orada aradaki mana farkı için çok daha güzel özelliklere sahip bir kart. Bunu bol bol göreceğiz bundan sonra diye düşünüyorum. Bir Beast'imiz var bu sefer arkadaşlar. Yine common kartlardan bir tanesi. Grotesk Dragon Hulk denen bir kart. Wind Frisu olan 5'e 5'lik bir kart. 7 mana olması birazcık pahalı gibi görünüyor ama Wind var arkadaşlar. Wind Fury ile birlikte siz bunu anında kullanma şansını yakalarsanız bu kart harika olabilir. Beast sinerjisi ile birlikte kullanıldığı takdirde mükemmel olabilir. Özellikle Beast'lere şarj veren Hunter kartlarını hatırlarsanız onlar o açıdan bu bayağı başarılı bir kart olabilir. Ee, ama velakin e, yine de biraz yavaş bir kart. Yani statlarına göre yavaş bir kart. 7 manaya 5'e 5 çünkü. Ortalamanın altında diye düşünüyorum. Arenada çıkarsa arenada bu kullanılır mı? Kullanılabilir evet. Arenada çünkü removal sayısı daha azdır. Bunu atarsanız 7 manada yerde kalabilir ertesi tura kadar. O da o yüzden de wind fury'sünü rahatlıkla kullanabilirsiniz ama onun haricinde çok çok öyle güzel bir kart olduğunu düşünmüyorum. Ama şu anda şu gelecek olan kart çok daha güzel bir kart arkadaşlar. 6 manaya 4'e 4'lük Nerubian Profit denen bir kart. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Normalde 6 mana ama e, elinizde bulunduğu sürece her tur 1 mana ucuzluyor. Her tur 1 mana ucuzluyor. Eğer ki oyunun tam başında elinizde varsa 3 manadayken 3 manaya 3 mana seviyesindeyken 3 manaya atabilirsiniz bunu. Biraz daha devam ederse elinizde kalmayı. bunu en sonunda 0 manaya rahatlıkla atabilirsiniz 6. turdan itibaren. Yani o açıdan ne demektir? Bu, bu, aslında çok çok esnek bir kart. Çok çok kullanım alanı bulabilecek bir kart. Özellikle tempo oyunlarında mesela karşı tarafın bordunu temizlediniz. Bu da sıfır mana elinizde. Bordunuz boş kalmasın. Çat diye sıfır mana ya 4'e 4. Özellikle atıyorum mesela flame strike attınız. 7 manadasınız. Flame strike attınız. Bordu temizlediniz. Mananız kalmadı ama normalde bir şey atamayacaksınız. Ama bu var elinizde. Bu zaten o zamana kadar çoktan sıfır manaya veya bir manaya düşmüştür. Veya sıfır mana olsa daha iyi olur tabii ki. O zaman bunu kullanmanız mümkün olabilir. O açıdan ben bunun çok çok e, kullanılabileceğini düşünüyorum. Bakalım ne kadar daha sık rastlarız. Güzel bir kart. Bu sette çıkan çok az mekten bir tanesi arkadaşlar. Psychotron denen bir kart. Bu Annoyotron'un bir gelişmiş versiyonu gibi veya büyümüş versiyonu gibi 5 manaya 3'e 4. Annoyotron biliyorsunuz 1'e 2'lik bir karttı. Özellikle şu Taunt'u ve Divine Shield'ı var. Bu da e, anoyotron benzeri bir kullanıma sahip olacak ama 5 mana 3'e 4 birazcık sanki manası yüksek e, kendi statlarına göre. Ama Taunt Divine Shield bunu telafi ediyor. Bence kullanılır, kullanılır illaki. Özellikle Arena'da çıkarsa siz bunu alırsınız. Çünkü çok güzel bir taunt. Atağının 3 olması birazcık moral bozuyor ama hani 5 manaya atak 3 olan bir kart kullanmış oluyorsunuz. Ama bence yine de kullanılır, yine de gayet değerini gösterecektir diye düşünüyorum. Cobalt Geomancer'ların bir gelişmiş versiyonu arkadaşlar. Evolved Cobalt denen bir kart. Bunun tek özelliği var diğerine göre. Artı 1 spell damage yerine artı 2 spell damage var. Statları aynı 2 2 2 2 ama manası artmış 4 mana olmuş. Yani artı 1 spell damage yerine artı 2 spell damage elde etmek için fazladan 2 mana ödemiş oluyorsunuz. Bence çok kötü olmuş bu kart için. Hani 3 mana olsaydı bence güzel kullanım alanı bulurdu ama 4 mana biraz fazla pahalı. Spell damage'den yararlanmak için 4 manayı siz ödedikten sonra e, anında devreye sokmanız gereken spell'lerinizin olması lazım. O Eğer ki kalan mana'nızla bunu yapabiliyorsanız güzel. Hani bazı decklerde iş görür. Yani spell ağırlıklı decklerde iş görecektir diye düşünüyorum ama ee, şimdi hangi mana da kullanabilirsiniz ki bunu 4 mana 4 mana da zaten kullanamazsınız ee, ne bileyim 6 mana da kullandığınızı düşünün 4 mana bu gitti zaten üstüne kalan 2 mananızla spell atacaksınız ki bu artı 2 spellden spell demişten yararlanasınız şimdi şey düşünün mage de mesela bunu attınız geriye 1 manalık herkese 1 vuran spelli atıyorsunuz herkese 3 vurmuş oluyorsunuz 1 vurmak yerine yani bunun gibi bazı ucuz spellerle kullanılabilir. Ama mesela 10 manaya kadar 10 manadan bunu atsanız kalan 6 mananızı nasıl kullanabilirsiniz? Mesela Mage'de Blizzard kullandınız diyelim. E Blizzard bu sefer ne yapacak? 4 vuracak herkese. Tamam güzel. Ama 10 mana da yapabiliyorsunuz bunu. Yerde sadece 2 2 ekilik bir kartınız olacak. Board clear yapacaksınız. Eyvallah güzel ama yine de birazcık zayıf kalıyor gibi geliyor bana. Berserker'lara yeni bir tane daha ekleniyor arkadaşlar. Bu sefer 4 mana'ya 3'e 5'lik bir Berserker. Yine enrage artı 2 atak. Daha, daha önceki Berserker'ın bir benzeri zaten. Gör, tipler de birazcık az çok andırıyor birbirlerini. O artı 3 atak kazanıyordu. Daha ucuz bir minyondu. Bu ise onun biraz daha büyümüş hali. Her zamanki gibi klasik. Yine fena değil bu kart. Arenada daha çok daha iyiymiş gibi görünüyor arena için. bakalım ne kadar kullanılır. Bence göreceğiz bunu etrafta sağda solda ama en çok arenada görürüz diye düşünüyorum. Yine Rager'lara bir daha ekleniyor arkadaşlar. Bu sefer bizim bildiğimiz Magma Rager aynaya bakmış. Kendini aynada ters görmüş. İşte böyle bir şey çıkmış ortaya. Yine biz Türkler için isminin okunuşu biraz tuhaf olan. Pek de <laughs> okumasını yani gülmeden okuyamayacağımız türden bir isme sahip. Ama hiçbir halta yaramayacak türden bir kart. Bir tane taunt kartımız var arkadaşlar 3 mana'ya 2'ye 4'lük ismi önemli değil eski e, bir tane maymun kartımız vardı hatırlarsanız çok eski basic kartlardan bir tanesi 1'e 4'lük taunt'tu. Aynı manaya şimdi 2'ye 4'ü var. Artık yani zaten biz bu maymun kartını görmüyorduk. Pek hiçbir, hiçbir dekte kimse oynamıyordu. Ancak arenada bazen nadiren denk geliyordu. Şimdi artık muhtemelen onu hiç görmeyeceğiz artık. Görmediğimiz kartı hiç görmeyeceğiz. Bunu ise bence yine görme ihtimalimiz düşük. Çünkü yani çok fazla böyle etkili bir kart değil. 2'ye e, 4'lük 3 bana yani ortalamanın birazcık altında. Çok enteresan bir kutun kartı arkadaşlar. Kutuna taunt veriyorsunuz bununla. Kendisinin zaten taunt'u var. Bir de kutuna taunt veriyor. Kutunu attıktan hemen sonraki tur veya da eğer ucuzlatma yapabilmişseniz bunu aynı turda da atma şansınız var. Düşünsenize yere atıyorum 16'ya 16'lık hayvani bir kart attınız. Bir de üstüne tauntladınız bunu. Eğer karşı tarafın direkt yok etme kartı yoksa siz bayağı iyi durumdasınız. Yani oyunu kazandığınızı sayabilirsiniz. Yani güzel bir kart bence. 2 manaya 1'e 4 özelliği de çok kötü değil. Yani çünkü özel diğer özelliği kutuna taunt vermek. Yani asıl özelliği bu. O yüzden manasına göre 2 manaya 1'e 4 üstüne üstlük kendisinin de taunt'u var. Bence gayet iyi bir kart. Kutun kartları gibi diğer kutun kartları gibi bu da yine normalin üzerinde bir güce sahip. Yine boş kartlardan bir tanesi. Beast olmasının dışında hiçbir özelliği yok. 2 manaya 4'e birlik bir kart. Yine eğer buna charge verebilirseniz güzel olabilir. Ucuz olduğu için Hunter decklerinde yine bir sinerjisiyle veya de belki kullanılabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde pek bir özelliği olan bir kart değil arkadaşlar. Enteresan bir murloc'ımız var arkadaşlar yeni gelen Bilefin Titanth'ı denen ya da Bilefin artık nasıl okunuyorsa. Battle Crane'e birebirlik bir taunt çıkartıyor arkadaşlar. Normalde kendisi 2 mana 2'ye 1 yani Böyle i̇dareten, az seviyede böyle idareten bir kart. Bir de birebirlik tam çıkartıyorsa bence idare, gayet idare eder bu kart. Gayet güzel gider. Bence bu kart gayet kullanılabilir yani. Worgen Infiltrator diye bir kartımız vardı hatırlarsanız. Stealth'e olan ikiye birlik bir karttı. Onun biraz gelişmişi. Bu seferki iki mana ama bir mana fazlası var. 2'ye birlik değil 3'e birlik bir kart. Morgan infiltrator bazı renklerde yer edinmişti. Bazı renklerde kullanılabiliyordu. Özellikle ucuz olması açısından bir mana olduğu için kullanılıyordu. Stealth'li olduğu için de hemen yok olmuyordu, ölmüyordu. Bunun da benzer bir özelliği olabilir. 2 mana olması biraz biraz dezavantaj ama stealthi bunu kurtarıyor. Ya yani benzer anlayışla kullanılabilir ucuz bir kart olarak. Hemen ölmeyecek türden bir kart olduğu için kullanılacaktır diye düşünüyorum. Çok kötü bir kart değil ama ortalama bir şey işte. Şimdi bir enteresan kartımız var arkadaşlar. Birebirlik bir, bir manalık bir kart. Ama özelliği şu. Öldüğü zaman yanındaki herhangi bir dost minyona artı bir artı bir basıyor. Ee, şimdi bir manaya birebirlik olduğu için normalde bir manalık kartları arkadaşlar biz ne isteriz? Ee, daha bir manadayken oyunun en başındayken atabilelim isteriz. Eğer e, bunu oyun başında atarsanız bu Death Battle çok bir işe yaramaz. Özellikle de Hemen ölme ihtimali var çünkü en başta at atılan kartların. Bu e, Deathrattle çok bir işe yaramaz. Eğer oyunun ileriki zamanlarında bunu atarsanız bu Deathrattle'ın da değeri yoktur pek. Çünkü artı bir artı bir rastgele bir minyona gelmesi çok büyük bir fark yaratmayacaktır oyuna. Yani o yüzden bu kart çok işe yarar gibi durmuyor. Bilmiyorum ne kadar e, görürüz bu oy oyunda bunları. Hangi decklerde belki buna uygun sinerji olabilir bilmiyorum. Ama zayıf bir kart. O yüzden ben çok göreceğimizi zannetmiyorum. Finali çok güzel, enteresan bir kart da yapalım arkadaşlar. Shifter Zerus denen bir kart. Bunun özelliği yine bir manaya birebirlik bir kart ama hiçbir zaman birebir olarak kalmıyor. Eğer elinizde başlangıç elinde gelirse bu arkadaşlar ilk turda yine bir manaya birebirlik kart. İsterseniz oynayabilirsiniz ama oynamamanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü her tur başında tur size geldiğinde bu tamamen random bir minina dönüşüyor. Üstelik de kenarında da bir belirteci olacakmış öyle söylediler. E, o belirteç sayesinde bunun Shifter Zerus olduğunu anlayacaksınız. Sanırım bir yanacak böyle ışıklı ışıklı bir şeyler olacak. O yüzden mesela onu bekletmeye karar verebilirsiniz. Ta ki güzel bir minion gelene kadar Aa, tam süper bir minion ben bunu bu turu oynayayım falan dediğiniz bir minion geldiğinde onu o şekilde oynarsanız böylece daha faydalı olacaktır. Ama birazcık işte Randomlık birazcık böyle rastgelelik birazcık bunu değerini biraz düşürüyor olabilir. E, legendary kart bu arada hani ama potansiyeli inanılmaz yüksek. Sırf eğlencesine bunu deckinizde kullanabilirsiniz çünkü sadece eğlence değil aynı zamanda çok faydalı da olabilir bu kart arkadaşlar. Ben bunu pek çok deckte göreceğimizi tahmin ediyorum çünkü çok esnek bir kart çok e, enteresan bir kart Zev zevkli oynanması çok zevkli bir kart arkadaşlar e, sabırsızlıkla. Ben de oynamayı bekliyorum inşallah açacağımız paketlerden bize de çıkar bunlardan birkaç tane. Evet bu setin inceleme videolarının sonuna geldik arkadaşlar. 6 videoda tamamlamış olduk böylece. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bundan sonraki Hearthstone videolarımızda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hadi eyvallah.